Kızlar günaydın. Günaydın. Kahvaltıdan çörek ve reçel ve çay. Dün kendimi zor tuttum. Akşam yemeyeyim diye çörek hakkımı sabaha sakladım. Bakalım. Ara sabah sporu yapıyor. Tabii ki sıcak hali çok çok daha lezzetli ama bu şekilde de müthiş. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hayırlı hafta sonlarımız olsun. Evet, yemekten sonra aşkım ben şu çamaşırı katlayacağım. Sonra gideceğiz. Gideceğiz ha. Kaç Bugün saat klimacım sürer bunları gelecek. kaplamamız? Yarım saati almaz. Anne. 30 dakika. Neden oraya? Gel bir günahını öpücüğü ver. Oh. Neden orayı kap şey gelecek ki? Buraya değil, dükkandaki klimayı yapmaya gelecekler. Otur hadi. Günaydın Anişka. Günaydın Aşkışka. Böyle sert yapıyorum. Birazcık yumuşak yapsan şu tost ekmeğini. Sen nasıl bastırıyor musun bunu? Hani gücün yettiği kadar bastır da ama içindeki soslar dışarını çıkar. Kaşar dışına çıkar. Anne. Poşetin üstünde yaptığın için zaten çıkmışsın. Ben poşet zaten de sonu yanıyor ya anne. Yumuşak olsun diye yapıyorum. Ben tam tersi böyle çıtır çöz tost severim. Ben sevmiyorum. İstedin diye yaptım. Ne yapayım oğlum? Yumuşak olsun neyse diye biz işte. Anaoğlu kahvaltımızı yapalım. Hafta sonu kahvaltısı küpelerim. Gelinimin hediye ettiği küpeler. Bu beğendiğim elbise. Bunu çok beğenmiştim. Çok güzel. Yıkadım, giydim. Mis gibi. Şimdi ha iyi televizyon kendi kendine söndü. Yapma anneciğim ellerin sos olur. Bizim bugün programımız ne? Anne. Günlerden cumartesi. Anne. Kahvaltımızı yapıp. Bu haber değiştirdi. 8'e girdi. Şey kumandaya burayı kapatırken orayı açtı çünkü. Yatak odasını topladım. Arasının odasını toparladım. Çamaşırlar katlanacak. Sizi birazcık şarja takmam lazım. Ben hemen hazırlandım. Aras kuzuyu hazırlayacağım. Yani kıyafetlerini hazırladım. O giyinecek. Ondan sonra dedim ki yürüyerek giderim aslında. Çok istedim ama yastıklar gidecek. Ya, hırkalarımız gidecek. Büyük poşet var. Yani gelen giden poşet hiç bitmiyor. Ondan dolayı yürürken de tabii yastıklarla falan zor olur bizim için. Bugün bir düzen değişikliği yapacağız. Yusuf'un dükkandan benim dükkana bir şeyler geliş geçiş yapacak. Bugün işimiz var yani. Saat 11.30. O yüzden biz bugün erken gidiyoruz. Aynı zamanda benim dükkanımın kliması için klimacı gelecek Kerim abi. Bugün klimasını ya taktıracağız ya buradan bahçeden alıp taktıracağız ya da oradaki klimayı kurtarabilirse işte gaz mı sıkacak her neyse sorun ne bilmiyorum yarın dün konuştular dükkan sahibiyle o dedi ki yani iyi bir klima aslında dedi sorunu yok bir baktır falan dedi baktıracağız anne, yani öyle neden işlerimiz neden hiç klimayı açmıyoruz ya çok soğuk da annem akşamları buz gibi pencere kapatıp yatıyoruz bir ne şey kliması? Diyeceğim Emre abim geldiğinde klima açacağız mı? Tabii onun geldiği aylar çok sıcak olur. Ne zaman gelecekmiş diye bugün sorayım mı? Bir ay var. Hı. Bugün Haziran 1. Artık Haziran dedik mi benim için yaz başlıyor. Mayıs falan gene böyle sonbahar ayı gibi hissediyordum. Zaten de soğuktu. Yaz tatili ne zaman? Anneciğim sizin yaz tatiliniz galiba ya bu hafta sonu ya da 2 hafta sonra. Anne 2 hafta sonra daha o gün 2 hafta sonraydı. Hı. Bir hafta falan kalmıştır. Ya da anne. Genelde 16 Haziran'da 5-6 falan gün kalmıştır. Genelde 16 Haziran'da giriyorsunuz ya tatile o yüzden söylüyorum. Belki de bu sene bir hafta erken de olabilir yani 7'sinde mi oluyor o zaman? Evet 7'sinde okulları karnelerinizi alabilirsiniz. Reçel de çok güzel olur. Reçel kaç de güzel gün var oluyor. Yani? Kaç gün var? Eğer bir hafta erken çekildiyse 5 gün sonra. Bu hafta bitti ondan sonra karne alacaksınız. Nasıl yani? Pazartesi günü alıyoruz mu? Cuma. Bir tane yesem yemesem mi? Kahvaltı niyetine. Hem öğlen hem kahvaltı diyebiliriz. Neyse bir tane şu küçük kızarmışından yiyeyim ya. Geri kalanını da götüreceğim. Orada yiyecekler. Yusuf da seviyor. Çayla da içiyorlar.
Görüntüsünün tatlılığına bakar mısınız? Bunu şeyden deneyeceğim bir gün. Tahin, ceviz, ondan sonra çikolata. Yani hamurunu tutturdum ya, içinin harcı hiç önemli değil. Her şeyle yapılabilir. Ama reçel olmaz diye düşünüyorum çünkü dışına taşar. Yani reçeli piştikten sonra reçelle yiyebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Şarj beni deli ediyor. Hiç dolmamış. Hiç şarjım da yok. Geceden de takmıyorum. Demek ki artık evden bir tane dükkandan bir tane şarj kablosunu buraya getirmem lazım. Çünkü evdeki orijinal aslında ama Yusuf'un telefonunun olduğu için bazen orijinal telefonun kutusundan çıkanla başka iPhone pek şarj doldurmuyor. Temassızlık oluyor. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama öyle bir şey var yani. Şu Aras kuzunun gömlekleri asılacak. Yavaştan bu taraftan başladım katlamaya, asmaya. Yusuf'la Kerim abi geldi, bahçedeler, klimaya bakıyorlar. Sanırım dükkandaki klimayı kurtaramamışlar. O yüzden buradaki gidip değiştirilecek. Bir yandan iyi oldu. En azından sonra gene bozuldu, şey oldu demeyiz. Çünkü sıcaklar bir anda başladı. Ki zaten şu anda mesela müşteri içeride giyiniyor ya. Soyunma kabininde bunalıyor, terliyor. Ondan sonra öf püf yapıyor. Ben bu arada makyajımı yaptım kahvaltıdan sonra. Böyle çekirdek göz yaptım. Çekirdek göz ne demek? Çok küçük bir çizgiyle yukarıya doğru, kaşınızın hizasına doğru çektiğiniz zaman gözleriniz hem yuvarlaklaşıyor hem de kenardan uzamıyor. Yani yuvarlak oluyor. Büyüyor mu diyorlar artık, ne diyor? Ay. Ben size söylemiştim değil mi birkaç gün önce? Ben de hafif bir nezle var. Nezle gibiyim diye. Bu da onun aynen şeyleri. Aras'cığım. Hadi hazırlan çocuğum. Yarın pazar. Yarın Yusuf'a ısrar edeceğim. Dükkanı öğleden sonra açalım. Çünkü Yusuf'un da dinlenmesi lazım. Yani o da artık yoruldu. Ne kadardır sabahları 9'da gidiyor. Akşam 11'de geliyor. Vücudu yoruluyor yani. O yüzden yarın öğlene kadar evinde dinlensin. Bir kahvaltı yaparız güzel. Ailece. Ben geceden şarjım takmıştım motorda. İnşallah Yusuf sabah fişini çekmiştir. Gerçi otomatik şey oluyor, şarjı dolduğu zaman kendi kendine donuyor, duruyor. Akıllı adaptör. Ama geçen sene bir ara çalışmıyordu bozulduktan sonra. Sonra tekrar çalışmaya başladı falan filan. Böyle bir şeyimiz var. Sürecimiz var bizim. Böyle bir sürecimiz oldu bizim motorla. Salonun kapısını da açtım. Karşıdaki mutfak pencereleri de açık ki ceyran yapsın. Evin için azıcık hareket ettim mi hemen terliyorsun, sıcak oluyor. Lavabomu yıkadım. Klozetimi yıkadım. Bu da asılacak Yusuf'un. Asarken ters düz yapmadığım için kuruduktan sonra katlarken ters düz yapmak zorunda kalıyorum. Şunun tişörtü. Bu da geçen sene Yusuf'un şortuydu. Bu sene Aras'a verdim. Verdi daha doğrusu babası. Bu tarafa doğru geliyorum. Buradan başladım. Koltuğun üstündekileri katlaya katlaya o tarafa doğru geliyorum. Ben aslında şey istiyorum. Yarın için. Belki bir günlüğüne araba kiralarsa, şeyi de kapattım biraz. Fondöten sürdüm ama tam kapanmadı tabii. Çünkü şimdi yara kabuk bağlıyor ve alttan siyah çizgi gözüküyor. Bir günlük de olsa bir araba kiralayıp belki Sidde tarafına günübirlik istiyorum ama yani tüm günde dükkanı açamazlık edersek işte buralar turizm yeri olduğu için buralarda genelde yani böyle pazarıymış, tatiliymiş, bayramıymış yok. Ne yazık ki yok. Çok isterdim ama yok. Trip atmak düşüyor gene bunu. Ayağını bir hal edemedik.
şu yastıkları dükkana götüreceğim. Evde nemini çekmiş. Dışarıda gündüz rüzgar oluyor, güneş oluyor. Tamam, çok güzel kuruyor. Akşam oldu mu bütün rutubet bunların üstüne çekiyor. Tekrar kuruyup ıslandığı zaman hem kıyafet yıpranıyor hem de şu benim gömleğim de. Ha aşkım, lütfen. Ne yapıyorsun? Ben çamaşırları katlıyorum tatlım. Aha. Ne oldu? Saracağım değil mi bir de? Asacağım aşkım, sarma değil. Yok, çamaşır sermeyeceğim. Çamaşır serme işim yok bugün. Ne oldu ki canım? Tabii anne ne kadar fazla oyalanırsa senin için o kadar iyi değil mi? Evet. Evet. En azından dürüstüm. Teşekkür ediyorum. Dürüstçe evet diyor. Bunlar Yusuf'la asılacak. Neyse, ben şu çamaşır işini halledeyim. Zaten şarjım çok az. Soket de şarjı almadı. Dükkana gidince şarja takar. Vlog'a devam ederiz. Kızlar, dükkanıma geldim. Eski klimamın kapağını sökmüşler. Burada bu eski klima. İçte bayağı kirliymiş ya. Burada bir parça eksikmiş. Yani şuraya su akmış da şu çantayı keşke kaldırsaymışlar. Kızlar, ne diyeceğim şimdi size? Şunu yukarıya kaldırayım. Şimdi burada eksik olan parçayı bahçedeki klimalardan almışlar. Yani beden olarak değiştireceğimizi şöyle düşünün, beyin nakli gibi. Bedende hiçbir sorun yok, beyin nakli olması gerekiyor. Yani bu klimaya bahçedeki beyni nakletmişler. Şimdi şeyi bekliyoruz. Beynin vücuda ayak uydurmasını. Aslında yani güldüğüme bakmayın. Böyle tuhaf bir pasaja geldim, gerginlik çöktü üstüme. Niye bilmiyorum. Neye gerildim? Neye gerildim? Gerildim, evet. Toptancı, Yusuf'un toptancısı. Aslında çok keyifli geldim. Hiçbir sorun yok, hiçbir şey yok. Bak, kirli pervaneyi kıyafetlerin yanına koymuşlar ya. Üf, içindeki toza bakar mısınız? Benim burada kıyafetlerim var, takımlarım var, çantalarım var. Of Yusuf ya, of Yusuf ya. Yusuf'un malzemecisi, toptancısı dediğim malzeme getiren adam, Antalya'dan arabaya yüklüyor, arabayla geliyor, haftada bir kapıdan işte ürünleri verip gidiyor turist müşterileri. Buralarda ana baba günü ya. Şu sandalyeyi şuraya çekeyim de. Dur, müşteri geldi. Ona bir bakayım. Anlatamadım derdim. Adamdan makine alacağız. Dün makinenin birini sattı. Makine falan da alıyoruz ya, böyle tıraş etmek için sipariş veriyorlar. 3 tane makine aldı. Diyoruz ki faturasını kes aldı. Hani biz senden mal alıyoruz ve bunun faturasını bize kesmek zorundasın. Adam diyor ki makinelerin faturasını kesmesem olmaz mı? Bizim de içeriye aldığımız her ürüne fatura almak zorundayız. Yani maliye bunu şart koşuyor. Bu da içeride stok gözüken, yani bunun resmi olarak bayağı bir sıkıntısı, cezası ve vergisi oluyor. Yani biz her, ben mesela her aldığım çorabından tutun da mankenine kadar fatura topluyorum. Bunu muhasebecime veriyorum. Böyle bir düzenek var yani, böyle olması lazım. Adama diyoruz ki bize, sen mal satıyorsun, sen bu malın faturasını bize vereceksin. Fişini vermen yeterli olmuyor. Fiş dediğiniz şey, kredi kartından çektiğiniz zaman şöyle küçük bir slip çıkıyor ya, bu farklı bir şey. Fatura dediği de toptancının bir satıcıya ürün verdiğini gösteren şey, belge. Şeyleri vermesem olmaz mı diyor. Ben dedim ki öyle bir şey yok beyefendi. Resmi olarak da bu yaptığınız şey yasal değil, suç. Biz de sizden faturasız ürün alamayız. Biz aslında tamamen böyle yasaya göre hareket ediyoruz. Bu beni birazcık sinirlendirdi yani bu durum. Öyle olunca tamam dedi, hemen şeydi, muhasebecisini aradı, dedi ki şu kadar tutardı faturayı, şu şeye, berber shop'a çıktı, yap faturasını düzenle dedi.
Bu bizim en doğal hakkımız, en resmi hakkımız. Ya adam şey yapmaya çalışıyor, vergiden kaçmaya çalışıyor. Çünkü bize o şey yaptığı ürünü satış olarak gösterirse bize sattığı rakamın, o makinaların vergisini devlete vermek zorunda. Vergi kaçırmaya çalışıyor, anlayacağınız. Ve bu da hoş değil. Öyle olunca tatlıya bağlandı da o birazcık gerdi beni. Onun dışında her şey aslında güzel. Dükkanıma geldim. Şimdi bir parça, bu bakacaklar. Bu parça beyin uyuyacak mı, bedene uymayacak mı, ayak uyduracak mı? Uydurmazsa yeni beyin mi sipariş vereceğiz? Böyle bir şey olacakmış. Sabah saat 8'den beri adam gelmiş burada uğraşıyormuş. Kolay değil tabii. Ya böyle işte incik cincik elektrik teknik işler tabii ki zaman alıyor, emek istiyor. Anlayabiliyorum. Selim Sultan dünden tavuk, döner, but, incik ve göğüs sosladı. Ve onları bugün dönere sapladı. Emre gitti zaten biliyorsunuz. Birkaç gündür Emre yok ve döneri annemle kardeşim kendileri saplayıp gönderiyorlar. Annem gene o müthiş sanatkar ellerini konuşturdu. Lezzetli parmaklarını konuşturdu. Çok güzel bir döner saplamış. Şimdi onu döndürüp pişiriyorlar makinede. Onu göstereceğim size. Gitmişken de bir çay alayım. Powerbank de elimde. Sizi şarjı takacağım. Azıcık taktım. Ondan sonra açtım. Şimdi tekrar takacağım. Biraz daha şarj olsun. Sonra günümüze devam ederiz bugün. Normalde bu saatlerde ben ilk vlogu bitirmiş oluyorum. Ama bugün böyle oldu. Şarjsızlıktan tamamen. Canım şimdi bu kadınlar 3 taneyi geri getirip 3 tane kot mu değiştirdiler? Bir tane. Ha bir tanesini. Eniştesine damadın aldığı kot mu küçük gelmiş, büyük gelmiş? Büyük gelmiş. Ay iyi tamam. Bir tane sadece. Ben sabah geldim. Kotların hepsi bu gördüğünüz düzenin tam tersi. Alt üst olmuş. Geçenlerde 3 tane kot satmıştım. Birisini damadına almıştı hanımefendi ve bedeninde emin değildi. Şimdi herhalde görüşmüş ve aldığı kot biraz büyük olunca ben yokken gelmiş değiştirmeye. Ama böyle var ya altın üstüne getirmişti. Neyse düzenledim orayı. Aldığımız makineleri size göstereyim mi? Gerçekten de güzeller ama. Aynı göründüğü gibi metali de böyle işlemeli. İki tanesi zaten siparişli değil mi canım? Bir tanesi verilecek. Birinde ekstradan tutuyor Yusuf. Ben akıllık etmiş miyim aşağıya bu makineleri dizerek canım? Şu köşedeydi. Hiç görünmeyen köşede. Ben onları buraya aldım. Öyle olunca tabii göze ne kadar hitap ederse bir ürün o kadar satışı kolay oluyor. Tabii bunların tozunun alınması lazım. Gene her yer kıltıyor olmuş. Biraz daha işin olsun da makine doldur. Makine doldur. Şu iki katı koyup geçen buraları ben düzenledim. Şu vazelin. Bir de bunu mu aldın? Ha bunu geçen sattığın. Sattım. Yenisini aldım. Yenisini aldın. Şu ikisi de siparişli mi? Bunun birbirinden yenisini farkı istersen. Ne? İkisi de aynıya benziyor ama özelliği ne bilmiyorum. Farklı markalar mı? Ya birisi iri, bir tanesi daha aynı küçük. Ortalama küçük ama biri keskin. Daha biri daha sert kılları alıyor. Birisi daha şey diyorsun hassas. Yusuf'a hediye aldığım parfümlerin kokusunu beğenmedi. Buraya getirdi. Burada müşterilerine sıkıyor tıraş sonrası. Her türlü bakımlar yapılır. Güzel bir hizmet. Yani ben de bir erkek olsam haftada bir Yusuf'a gelirim. Hem baş masajı yapıyor. Cilt bakımı yapıyor. Ondan sonra. Sahile gittiniz galiba. Hayır canım ne sahile. Aras gitmek istedi. Dedim olmaz bugün dedim. Yarın için güzel bir programım var. Dur sana söyleyeyim belki onaylarsın. Selim Sultan. Yapar da. Dün gittiler güzelce kasaptan aldılar. Arasına kuyruk yağı yaptınız mı? Of. İki katına kuyruk yağı da koydu. Bu normalde İnci tavuk döner. Normalde temiz göğüsten yapıyorlar. Hiçbir şey koymuyorlar değil mi anne? Öyle lezzetli olmuyor, kuru oluyor. Annemin spesiyeli. Bıçağı bunların iyi kesmiyor ki. Anne onların şey elektrikli bıçağı vardı tıraş eden. Yok o hiç yapmıyor. Eline sağlık Selim Sultan. Dönercilik yapmadığı kaldı onu da yaptım. Vallahi helal olsun. Ay ya. Maşallah sana. Anne bugün saçını boyayalım. Evet anne. Yusuf'a randevu alayım ben sana. Evet anne. Randevuyu ayarlıyorum. Artık bağırıyor yani saçları. Tamam. Ben bir şey daha rica ederim. Kızlar anneme diyorsunuz ki bu saç rengi Selim Sultan'a yakışmamış. Bu kalıcı saç rengi değil. Bunu daha önce söyledim bilmiyorum ama bunu açtık.
Bunun üzerine artık ombre mi, artık aralara röfle mi? Yavaş yavaş. Bir an saçları yakama. Yorarsın. Çünkü çok zaten bu açıcı şey işlem yaparken zaten bayağı bir yıprandı saçlar. Başın kaç gün ağrıdı? İki gün baş ağrısı yaşadı. Ağrı. Gözleri ağrıdı 2 gün. O kimyasalı çok ağır. Oksidan, çünkü bu toptancıdan aldığı oksidan kaliteliydi gerçekten. Yani bu saç rengiyle kalmayacak. Biz sadece tabii günlük geçiştiriyor şimdi. Hem kimyasal bir anda üst üste aynı işlem olmasın diye. Çünkü berber kuaförümüz Yusuf Bey olduğu için bu ince ayrıntılarını biliyor. Sağlığımız için de ne gerekiyor? Sizin de aklınızda olsun. Yani bir işlem yaptıracağınız zaman bir hafta arayla önce saçlarınızı açtırın. Ondan sonra da gidin arasına röfle mi attıracaksınız, balyaj mı yaptıracaksınız? Yani Yusuf'un tavsiyesi bu. Bu bence de çok sağlıklı ve mantıklı bir karar. Çünkü yani ben çok sık boya yaptırmıyorum ama annem yaptırdığı için biliyorum. Sağlığımıza da zararlı. Ne kadar olması da kimyasal bir şey değiyor teninize, bedeninize. Öyle yani, annem bunun üzerine renk uygulayacak ama sadece saçını açtırdı bu işlem, öyle. Bilginiz olsun. Al Selim'e sultan, ben de bir çay alayım. Toz şekeriniz yok, toz şeker doldurayım. Ben 2 taneye dolduruyorum doldurmuşken. Kolulara zam gelmiş. Şuraya 935 lira kart geçtik. Yani 935 lira ödedik şu 3 tane şey için. Düşünebiliyor musunuz? Çok pahalı. Yani ayın birinde, bir de dediği bugün mü, dün müydü? Bakayım. Bugün. Ayın birinde zam geldi abla diyor da zaten ayın biri bugün. Yani stok yapan yaptı. Mesela Migros gibi, Şok gibi, BİM gibi büyük firmalar stoklarını, zam geleceklerini bildikleri için bir anda yaptılar. Şimdi şöyle düşünün, marketlerde birçok şeyi zamlı göreceğiz, artık alacağız. Ben ama bu haberi okumuştum sanki bir ara. Enflasyon %25 artacak diye. Enflasyon dediği de işte zam gelecek demek istiyor yani. Tost makinesi çekilmiş. Oğluş! Yukarıda mısın sen? Tamam, şu 2 kaba doldurayım, şekeri koyayım. Çünkü çok hızlı bitiyor. Ben şekersiz içiyorum. Çok şükür alıştırdım kendimi de. Ama kahveyi şekersiz içemiyorum. Şimdi bunun hangisinden demin toz şekeri var acaba? Evet. Buldum. Annem burası kileri gibi. Serin olduğu için burası güneş de almıyor. Bu da her şeyi muhafaza ediyor. Yusuf'a fikrimi söyledim. Şimdi araba kiralayacağımız adamı, daha önce kiraladığımız abiyi arayacak. Eğer araba müsaitse, çünkü araba her zaman kiraya veriliyor ve eğer müsaitse dedim ki bu geceden alalım. İşten sonra yola çıkalım, geze geze yavaş yavaş bir yerde de uyuruz belki. Çok canım nedense böyle bir anda heveslendim. Kolay kolay bana öyle programlar gelmez de. Bakalım hayırlısı olursa, araba müsaitse olur, olmazsa Side tarafına ya da Manavgat Şelalesi tarafına gidelim dedim. Tabii hafta sonu olduğu için bir yoğunluk olacaktır muhtemelen ama. Ay, döküldü. Ya da şu Kumluca'yla Finike arasında Sahil Kent diye bir yer vardı. Kum plaj. O kadar güzeldi ki, işletme yoktu orada. Bir şey yoktu yani. Halk plajı gibi bir şey yoktu. Ücretli bir şezlong yoktu. Bomboş ama kum. O kadar güzeldi ki. Belki de oraya gideriz, şemsiyemizi falan alıp, yiyeceklerimizi, içeceklerimizi alıp. Önemli olan arabayı halletmek. Araba olsun yeter ki. Size bakın ne göstereceğim. Bir çay daha aldım kendime de. Şu powerbank'i de takmam lazım da takayım, öyle çekime devam edeyim. Sizi şarja takacağım deyince gülüyorsunuz. Sizi ben yerim. Telefonu şarja takacağım diye o dilimi bir türlü öğretemedim. Sizi şarja takacağım diyorum yani. Telefondan bahsediyorum aslında. Şimdi şu karşıda yeşil koltuğun yanında gördüğünüz şurası var ya. Şu siyah şey Golden Rose'un standı buradaydı ve siyahtı. Ben onu tuttum, şu köşeye aldım. Onu size daha önce gösterdim mi bilmiyorum. Gösterdiysem de, kendimi tekrar ettiysem de kusura bakmayın. Aklımın dağınıklığına verin. Ve durun şunu bir çalıştırayım. Şarjımı taktım. Ve bunu bu köşeye aldım. Burada zaten manikür pedikür malzemeleri var. İşte Yusuf'un kulak mumu var. Kulak temizlemek için. Yedekte, stokta havlusu var. Şurada şampuanlar. Burada saç yıkadığı için şampuanları var. Şurada da temizlik bezleri var. O temizlik bezlerin oradan alınması lazım. Orada hiç olmamış. Aslında bir düzenleme gelecek buraya. Düzenleme gelecek şey. Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü gibi konuştum.
şuradaki temizlik bezleriyle bu temizlik bezlerini bir köşeye alıp buradaki şu boya kutuları falanlar filanlar hepsini oraya almak lazım. Temizlik bezleri bu aşağıda olsun. Bu iki katta da sadece çay, kahve bardaklarımız, servis şeylerimiz olsun, malzemelerimiz olsun diye düşünmekteyim ben. Bu ne? Bu kredi kartı çekimi olmuş. Bu dünkü galiba. Yok, bugünküymüş. Dünkü o zaman Z raporunu dosyaya koymuştur muhtemelen. Bunun kapağını takalım üstüne. Ha, ne diyordum? Ben de bir konuyu bitirmeden vallahi helal olsun bana. Öbürkünü atlıyorum hemen. Bunu buradan kaldırdım ya, karşıdan bakıldığı zaman da çok böyle güzel oldu bence. Böyle beyaz. Ben her şeyi sade, düz, en az ferah ve açık renk sevdiğim için gözümü yormuyor. Burayı girerken böyle şurada bir bütünlük, beyaz olması, gözüm yoracak bir şeyin olmaması hoşuma gidiyor. Bu stand beni burada rahatsız ediyordu. En azından burada bu köşede o kadar dikkat çekmiyor. Şuranın alt katı düştü. Çift taraflı bant gene yaptım oraya, gene düştü. Onun için başka bir ne düşünebiliriz bilmiyorum. Bunlar normalde 5 parça gelmişti. 2, 4, 5. parça şu alttaydı. Ve onu yapıştırmak için bir sistem, sıcak silikonum var aslında. Tabancamın silikon çubuğunu takıp onu yapmam lazım. Şunlar kendi kutusundan çıkmıştı. Bu kendilerinden bantlı gelmişti. Bu tutmuyor, düşüyor. Bu da ben çift taraflı bant yapıştırdım, o da tutmuyor. Oraya belki bir silikon falan düşünülebilir dediğim gibi. Sonra sizinle ne yaparız? Burayı bir düzenleme yaparız. Manikür pedikürleri, işte saç boya kutularını buraya koyabiliriz. Ya da şuradaki boş makine kutularını buradan alıp makine kutularını oraya koyup şampuanları bu tarafa alabiliriz. Ama şampuan orada da gerekli işte Yusuf saç yıkadığı için. Ya da şu boş tezgahı değerlendirebiliriz. Oraya ben şey yapıyorum, bez seriyorum. Böyle sağda solda bardak falan oluyor ya, o bardakları yıkayıp orada kurutma yeri gibi, alanı gibi, yani bulaşık tezgahı gibi kullanıyorum anlayacağınız. Bir düzenlenmesi lazım buranın. Ama Yusuf bana şöyle diyor, sen diyor düzenledikten sonra ben müşteri yanımdayken diyor bir şey lazım oluyor ve koyduğum yerde bulamıyorum, bütün dengem şaşıyor diyor. Senin müşterin oluyor, seni de çağıramıyorum, bir şey oluyor, yani benim kurduğum düzeni elleme diyor. Alacaksan sadece diyor tozunu al, öylece bırak diyor. Ben de dedim ki ona, eğer ben sadece tozunu alıp bırakacaksam o işi yapmam. Ben illa bir düzenleyeceğim. Bak buralar bile karıştı, ben buraları bile ellemiyorum. Mesela burası benim kendime makyaj yaptığım tezgahtı. Hani tamam, çaycıya izin verdim, sonradan ses bombasını getirdi koydu. Üçlü prizi buraya koydu. Yazar kasasını buraya koydu. Sonra getirdi bu sterilize makinesini buraya koydu. Ne alaka? Hiç kullanılmıyor aslında. Biz bunları acele ettik. Kutularını attık. Kutularını atmasaydık bunları geri kutular kaldırırdım. Sat gitsin diyen var ama yoğunlukta satma canım. Her şey zaten zamlanıyor, pahalanıyor. Lazım olur. Eleman gelir ya da kendin öğrenirsen bunların hepsi sana lazım olur diyen de var. Ondan dolayı çoğunluğu dinleyeceğim ve satmayacağım. Kalsın, önemli değil. Burada da var bir sürü manikür pedikür seti malzemelerim. Yani belki de vardır bir kısmeti. Burada da çalışacak olan bir elemanın kısmeti. Bu Diana'nın makinası. Makinasını kendi getirmişti. Biz sadece başlıklarını falan aldık. Giderken tabii ki böyle kaçarak gittikleri için yüzleri de olmadı geri gelip makineyi almaya. Ha, ben de mallarına sahip çıkmadım. Hani demedim ki bu benim, ceza olarak bu bende kalsın falan. Hiç öyle bir konuya bile girmedim. Zaten muhatap olmadım ama hani yüzü de varsa gelip de makineyi istemeye buyursun gelsin. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ama o makine zaten benim değil. Diana'nın kendi getirdiği manikür pedikür makinesi. O ne yapıyor biliyor musunuz? Şuradaki uçlar var ya. Şu tırnak uçlarıyla, şu temizleme uçlarıyla, törpüleme uçlarıyla, bunları falan hepsini ben aldım zaten. Bunlar böyle zzzz dönüyor ve kenarlardaki etleri, işte şeyleri falan, ölü derileri temizliyor el ayakta. Böyle bir şey. Buralar bir düzenlenecek, bir toparlanacak, ayrıştırılacak. Onları yaparız beraber elbet. Çayımı içeyim. Vlogu burada kapatayım. Fükü abinin dükkanına malzemeler gelmeye başladı. Bir ara gidip bakacağım neler gelmiş. İlk tur gelen malzemelerine baktım. Çok güzel kapriler, şortlar gelmiş ama tabii kumaşları birazcık kalın. Yani onlar böyle evde giyilebilecek kumaşlar. Yine de şey yapacağım ama bir tane Aras'a, bir tane Yusuf'a, bir tane de kardeşime alacağım hediye.
Hem de komşum yeni dükkan açıyor diye siftah atmak da istiyorum. Bugün şey abi gelmedi. Abdullah abi gelmedi yani dükkan sahibim. Yan taraftaki dükkan boş. Bugün kapalı yani daha doğrusu. Normalde orada çantalar falan oluyor ya. Orası bu kadar şey gözükmüyor, boş gözükmüyor. Sonra Fikret abi zaten hemen bu çantacının yanındaki dükkanı tuttu. İşi bittikten sonra içeriye mal dolduktan sonra size turunu çekerim. Yaparım. Turunu çekeceğim mutlaka. Yani öyle. Haydi sizleri öpüyorum, seviyorum. İkinci vlogda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun kızlar. Bye bye.